Günaydın. 2 Haziran Cuma. Hoş geldiniz. Vallahi Haziran ayına girdiğimizi inanın hani dün akşam fark ettim ki hani sürekli ben tarih bakan, zaman bakan çünkü tarih ve zaman da neticede bizim işimiz. Ona rağmen Haziran'a girdiğimizi dün akşam idrak edebildim. Öyle söyleyeyim. Mutlu oldum. Haziran'a girmişiz. Ne güzel. Şimdi Cuma, Cumartesi, bugün, yarın artık şu kabinenin açıklanmasıyla beraber bir şeyler yavaş yavaş netleşmeye başlayacak. Tabii ki kabinenin açıklanması yetmeyecek. Çok çok önemli. Hani o beklediğimiz isimler Mehmet Şimşek isminin gelmesi. Ama Mehmet Şimşek nasıl bir politika uygulayacak kısmı çok çok daha önemli. Bunu da artık dananın kuyruğunu bugün yarın kopma yakın olduğunu söyleyeyim, paylaşayım sizinle arkadaşlar. Şimdi hem içeride hem dışarıda gerçekten çok önemli bir gündemden geçiyoruz. Özellikle Amerika piyasaları, altın da Amerika borsaları için çok önemli. Bu birkaç gün özellikle böyle bir süreçten geçiyoruz. Bugün tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bütün piyasaları etkileyecek önemli bir veri arkadaşlar. Dün böyle akşam bir yumuşama oldu. Altın çıktı, 1975 doların üzerine geçti, 1980 dolar. Ben şu anda bu yayını yaptığım saatler saat 9:25, altın ons altın 1980 dolar arkadaşlar. Yani o kritik seviye 75'in üstüne çıkması önemli demiştik, 50 günlük ortalamanın üstüne attı. İşte burada böyle bugün de bir tarım dışı istihdam verisinden şöyle bir destek gelirse hızlı bir şekilde yukarılara gideceğiz. Şimdi detaylara bakalım. Önce içeriden başlayayım hızlı bir şekilde isterseniz. Neler bekliyoruz bugün? Borsa dün yine iyi kapattı, %1,49'luk bir yükseliş vardı, 4.959. Borsada tabii ki bu haftaki iyi fiyat, Mehmet Şimşek fiyatlaması, seçim bitti fiyatlaması, 4.800'ün üstü rahatız, nefes alıyoruz, 4.800'ün üstünde sıkıntı yok, 4.806 satış hızlanır, 5.200 de benim takip ettiğim seviye, 5.200'ün üstüne atması durumunda gayet güzel, daha hızlı yukarı çıkışlar göreceğiz, daha böyle iyi nefesler alacağız arkadaşlar. Genel yorumum borsa ile ilgili böyle ama uygulanacak politika borsanın nereye gideceğini bize gösterecek. O nedenle bir bakalım Mehmet Şimşek mi geliyor, kim geliyor ve neler söyleyecekler. Bunlara şey yapacağız, dikkat edeceğiz. Bu hafta kar satışta geldi. İşte iki seçim arası alanlar, 4.400 yani diplere alanlar, diplere yakın alanlardan bu hafta bir miktar satışta gördük. Ama daha borsanın gidecek yeri var söyledik. Yine de dikkat edin, bu seviyeleri alın yazın arkadaşlar, verdiğim seviyelerim. Dün Merkez Bankası'nın tabii ki rezervleri açıklandı. Her hafta Perşembe günü açıklanıyor. Orada da özellikle uluslararası net rezervler. Yani bu çok dikkat çekici. Çünkü neden? Burada artık eksiye girmiştik. Geçen hafta eksi 151 milyon dolardı. Bu hafta da eksi 4,4 milyar dolar oldu. Ondan önce yani yaklaşık bir iki hafta önce eksi değil 2,3 milyar dolar vardı. Yani şimdi bu net rezervler konusu, özellikle net uluslararası rezervler bizim neredeyse 20 yıldır, 20 yıldan belki biraz daha fazladır görmediğimiz bir seviye, rezervlerde zayıflanan bir seviye. Her zaman burada az buçuk öyle böyle olurdu ama şu son 2 haftadır çok hızlı bir şekilde burası da erimiş durumda. Yani burada da para kalmamış durumda. Tabii işte dolar, buradan hemen dolara değineyim. Dolar da 20,90 arkadaşlar. 20,92'yi görmüş. 20,90 şu saatlerde, sabah saatlerinde. Her gün üzerine koya koya gidiyor, yaklaşık 0,20 üzerine koya koya gidiyor, 21'lere geldik. İzin verdiler gitmesine, verecekler zaten demiştik. İşte buradaki gidişin de aslında altında temel yatan sebep, rezervler de zaten eridi bitti. Yani rezerv müdahale edecek elimizde çok cephanemiz de kalmadı. Artı piyasa, yani turizm, ondan sonra iş dünyası, ihracat vesaire biraz yükselmesini istiyor. Biraz yükselecek. O adil olması gereken yere gelecek. Neresi buralar? İşte telaffuz ediyoruz. 23'ler, 25'ler. Yani ortalamada 26 diyen de var ama yani siz 24, 25 gibi düşünebilirsiniz buraları. Yani biraz çıkmasına izin verecekler ki hafta başından beri düzenli bir şekilde çıkıyor. Şimdi burası tabii düzenli bir şekilde çıkınca gram altında da yeni yeni rekorlar gördük. Bu hafta sürekli rekor üstüne rekor geldi. Şimdi ons altından da destek geliyor. Onu anlatacağım. Bakın ons altında destek geliyor derken yüzüm böyle bir güldü. Yüzüm güldü, yani böyle bir gülerek söyledim.
Yani güzel şeyler söyleyeceğim. Özellikle satış yapacaklar için fırsatlar geliyor arkadaşlar. Şimdi bir şu içeriği tamamen bir bitirmiş olayım. İstanbul Ticaret Odası enflasyonu geldi. Bizim de ayın 3'ünde gelecek pazartesi günü yani TÜİK açıklayacak. Ha, ne kadar önemli işte takip ediyoruz öyle söyleyeyim. Yani İTO enflasyonu Mayıs ayında aylıkta %1,66, yıllıkta da %56,5'luk bir yükseliş var. Yıllıkta hala şeyiz yani yukarı çıkmaya devam ediyor. Fiyat artışları da devam ediyor. Kur korumalı mevduat hesabında yeni bir rekor. Her hafta yeni bir rekor. Yani paralar burada toplanmış durumda. İşte bu paralar zaten şöyle söyleyeyim 2,5 trilyon TL oldu. Bu da yaklaşık 122 milyar dolar yapıyor. İşte buraya gelen dövizin KKM'ye girmesiyle beraber tabii bu dövizde ne oluyor piyasada yani işte ekside rezervleriniz cephaneniz yetmeyince bu da dövizi tutmak için zaten yaptığımız bir modelde başından beri buradaki girişlerinde devam ettiğini görüyoruz. Bakalım yani önümüzdeki dönem burası için ne düşünecekler. Fakat Nebati Bey, Bakan Nebati hani zaten uzatmıştı bunu yıl sonuna kadar. Yerel seçimin olduğunu da düşünürsek burayı biraz daha tutmaya devam edecekler gibi şu anda duruyor arkadaşlar. Şimdi hadi şeye gelelim bir yurt dışına bir euro bölgesine gidelim çok kısa. Euro'yu merak edenler için bunu söylüyorum. Şimdi borsayı söyledik, doları söyledik, altına geleceğim, euroyu söyleyeyim. Dün euro bölgesinden enflasyon geldi, çekirdek enflasyonda düşüş var, 5,3'e geriledi, 5,6'lardan 5,3'e geriledi. Manşet tüfede 6,1 oldu, o da 6,3 bekleniyordu. Şimdi burada önemli olan şu, yani çekirdek yani enflasyonda düşüş var, fakat Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın arkasından yaptığı bir konuşma var. Diyor ki biz diyor çekirdek enflasyonda zirvenin görüldüğüne bir kanıt yok diyor. Yani burası zirve mi değil mi bilmiyoruz. Hani zirveden kesin net bir şekilde döndük mü onu da bilmiyoruz. Yani neticede faiz artışı sinyali verdi arkadaşlar. Faizi arttırmaya devam edeceğiz. Faiz artışları devam. Yani bu enflasyonla mücadelede başka yolu yok. Bu ne yapıyor? Euro'yu güçlendiriyor. Yani daha şahin bir Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası Euro'yu güçlendiriyor. Dolar endeksi de dün biraz geri gelince parite 1,077'ye çıkmış oldu. Dün daha zayıftı. Çünkü dolar endeksinde de dün 104'lerin üzerindeydik. Bugün 103,39'dayız şu anda. Şimdi bu faiz artışı sinyali euro'nun euro dolar paritesi önümüzdeki dönem biraz daha güçleneceğini, 1,10 belki biraz daha üstüne çıkacağını da gösteren önemli bir cümle. Avrupa biraz daha şahin yani kısaca öyle söyleyelim. Şimdi gelelim Amerika'ya ve altına gelelim. Amerika borsalarına gelelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi altın tabii çok önemli bizim için, içerisi için ve tabii Amerika borsaları. Şimdi şöyle bir şey oldu bu hafta. Düne gidelim. Bütün haftayı konuşacak halimiz yok. Dün özel tarım dışı istihdam verisi geldi. Beklentinin oldukça üstünde geldi. Yani güçlü bir istihdama işaret ediyor bu. 170K bekleniyorken 278K geldi. Şimdi işsizlik haklarından yararlanma başvurularında bir değişiklik yok. Hemen hemen aynı. Fakat PMI verileri geldi. Üretim PMI'yı, ISMI PMI'yı bu tarafa baktığımız zaman PMI tarafında yani üretim imalat tarafında ki bu yavaşlama ya da beklentinin bir tık da olsa altında gelmesi bir resesyona aslında biraz resesyon ihtimaline bir taraftan işaret ederken istihdam tarafının güçlü olması da aslında Fed'in elini güçlendiren bir şey. Fakat bu hafta iki tane önemli Fed üyesi arkadaşlar. Hafta boyunca bunlar şeydi yani konuşmaları vardı. Hacker ve Jefferson yani resmen Fed'in faiz artışlarında 14 Haziran'da sona gelindiğinde ve faiz artırılmayacak görüşünü paylaştılar. Şimdi ondan önce piyasada Fed'den beklenen faiz beklentisi 25 bas puan çok güçlenmişti. %60'ın üstüne çıkmıştı. Bakın istihdam tarafı güçlü gelmesine rağmen bu Fed üyesinin, iki Fed üyesinin bu tarz faizler artmayacak öngörüsü
piyasaya dün can suyu oldu. Yani bir can geldi piyasa, 2 gündür bununla şey yapıyor, yani besleniyor. Dün de hacker'ın konuşmasıyla beraber iyice şey oldu, yani yukarı çıktı. İstihdamı da bir kenara bıraktı, resesyonu bir kenara bıraktı. Benim görüşüm bu tabii, benim düşüncem bu. Sadece Fed üyelerinin, bakın, sözlü yönlendirmeleri, yani veriler bir taraf ama sözlü yönlendirmeleri nasıl da etkili oluyor. Geçtiğimiz günlerde nasıl faiz artışı olacak dediler. Şimdi Fed'in faizi arttırmayacağını söylüyorlar. Sadece sözlü yönlendirmelerle bu işi nasıl götürdüklerine dikkat çekmek istiyorum. Bakın şu anda 14 Haziran için Fed'den beklenen faiz artışı bir anda 25 bas puan tamı tamına kaça geldi söyleyeyim, %24'lere kadar geriledi. %24'lere ve pas geçer ihtimali çok güçlendi, %76 güçlendi. Ama hala da şu anda mesela Haziran'da olmazsa Temmuz'da, yani o 25 bas puanı yapar ihtimali şu an biraz zayıflamış görünüyor olsa bile masaya geldi mi geldi. Yani aslında bunun masaya gelmesinin ilk şeyi bu. Fiyatlandı olarak da düşünebilirsiniz. Yani güçlendiği zaman, çünkü güçlenmişti, biraz zayıflayınca hemen pozitif olarak yansımış oldu arkadaşlar. Tabii böyle olunca ne oldu? Dolar endeksi geri çekildi. Dolar endeksinin geri çekilmesiyle beraber altın üstünden elini şöyle bir çekti. Piyasa biraz rahatladı ve altın ons bacağı 1981 dolara kadar gitti. Şu anda da 1980 dolar civarında duruyor. Şimdi bugün tarım dışı istihdam verisi gelecek. Ha, ona gelmeden önce Amerika borsaları da pozitif kapattı. Orada da güzel yükselişler oldu. S&P 4220 %1. Nasdaq 13.100 %1.28, Dow'da 0.47'lik bir yükseliş oldu. 33.061 ile kapattı. Hani böyle mesela Nasdaq şu anda Nasdaq bir boğa sinyali veriyor. Vermişti zaten ama bir boğa tuzağı mı diye bakmıştık, beklemiştik. Nasdaq'ta bir boğa sezonu ya da bir boğa piyasasına girildiği ile ilgili bir ilk sinyal geldi. Yani gelmişti fakat hani dünkü yükselişle beraber biraz daha böyle teyit edildi de diyebilirim, ama hani bu yükselişin devam etmesi lazım tam anlamıyla bir boğa tuzağı mı değil mi, bunu anlayabilmemiz için. Şimdi tabii kriptolarda herhangi şu anda hani yine orada bir güçlenme var ama Bitcoin hala 27 bin dolarların biraz üstünde. Ben orada 28 bin doları görmeden konuşmak istemiyorum. Şimdi tüm bu verileri altında dahil, Amerika borsaları dahil, Bitcoin, her şey, bütün piyasaları arkadaşlar etkileyecek. Bugün Fed'in önem verdiği enflasyon gidiyor mu kalıyor mu, yani hani enflasyonu tetikleyecek ve özellikle istihdam piyasası bugün Fed için önemli. Bugün bu verileri alacağız. Tarım dışı istihdam verisi gelecek. Öğleden sonra saat 3-3.30 180K bekleniyor. 253K gelmişti. Geçen ay bir düşüş beklentisi var. Ortalama saatlik kazançlar çok önemli. Orada da bir miktar 0.5'ten 0.4'e gelmesini bekliyorlar. Yani bugünkü verilerde bir düşüş beklentisi var. Sadece işsizlik oranı geçen ayda artmıştı. Orada 3.4'ten 3.5'a bir yükseliş beklentisi var. Şöyle söyleyeyim, yani beklentiler geçen aydan daha düşük. Şimdi bugünkü bu verilerin beklenti ve beklentinin altında gelmesi bizi altında çok hızlı bir şekilde yukarılara götürebilir. Hani böyle sözlü bir takım oradan buradan açıklamalar gelmezse, enteresan bir şey çıkmazsa, sadece bu veriler şey kalırsa, düşük kalırsa, yani beklenti zaten düşük, beklenti ve beklentinin altına gelmesi durumunda bu ons altın için yukarı yönlü bir sinyaldir arkadaşlar. İşte bu bulunduğu o şeyden, o 1975 doların üstünü biraz kalıcı hale getirebilir. En azından bir süre oralarda kalabilir ve bu bizi 2000 dolara kadar taşıma ihtimali yüksek. Belki 2000'i bile biraz geçebiliriz. Ondan sonra ha güçlü gelir ise o zaman hani o kadar da güçlenmesini beklemeyin arkadaşlar. O zaman istihdam piyasası çok güçlü. Özellikle ortalama saatlik kazançların yüksek gelmesi bize enflasyonda da yükseliş habercisi olduğu için bu tabii ki olumlu anlamda etkilemez.
Vaktim olursa eğer bugün öğleden sonra takipte olun. Belki bir canlı yayın yapabilirim. Kısa da olsa açmayı düşünüyorum. Bakalım yani duruma bağlı ama siz notlarınızı alın. Şimdi tabii hani gram altın dolardan etkileniyor. Her gün bir rekor görüyoruz. Zaten dolar TL yukarı çıkıyor ama onstan da böyle bir 2000 dolarlara gidiş olursa daha güzel bir rekor göreceğiz. Daha iyi bir rakama gitmiş olacak. Bunu şunun için de anlatıyorum arkadaşlar. Zaten altında beklentimiz hani yukarı. Fakat kısa vadede satanlar hani oluyor. Alayım mı satayım mı diyenler. Hani satış yapmayı düşünenler işte böyle zamanları kullanmaları lazım. Nasıl ki mesela alımda şöyle hani alım fırsatı diyoruz değil mi? Düştü bak alım fırsatıydı 1940 dolarlara kadar geldi. Nasıl ki alım fırsatıysa eğer şöyle düşünün. Ons'ta yukarı yönlü bir hareket gram altında yukarı götüreceği için o da satış fırsatı olacaktır. Yani her şeyi herkese uzun vadeci olarak düşünmeyin. Evet ben de orta uzun vade tutuyorum. Fakat ihtiyaç oluyor. Satmak zorunda oluyorsunuz. Para geliyor, almak zorunda kalıyorsunuz. Yani anlık bu şeyleri de bilmemiz lazım arkadaşlar. Yani bu hani piyasalar testere gibi çalışır. Hani inerler, çıkarlar. Siz de böyle işte alım fırsatı, satış fırsatını bu testereyi yaparken bir yerlerde ben size bunların sinyallerini veriyorum zaten söylüyorum. Bunları değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler arkadaşlar. Şimdi evet söyleyeceklerim bu kadar. Henüz daha bizde borsa açılmadı zaten. Henüz daha saat şu anda 9.40 oldu. Evet burada bitirelim. Tamam. Teşekkür ediyorum. İyi bakın kendinize. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere efendim.